Geçen hafta bana bir soru sormuştunuz. Katalizörün konsantrasyonunun hızı ne kadar artıracağı hususunda siz sormuştunuz galiba. Benim size verdiğim hızlar genellikle 1-2 kat artmaktaydı tahmini olarak. Tabii ki bu size de söylediğiniz gibi katalizör konsantrasyonuna bağlı. Aynı zamanda tepkenlerin konsantrasyonuna bağlı ve konsantrasyonların mevcut değerlerine bağlıdır. Mesela enzim katalizörleri Km yani nicelik hız sabitine substrat konsantrasyonuna bağlıydı. Eğer substrat konsantrasyonu Km'den çok yüksek ise o zaman en yüksek sürat seviyesine erişiyorduk. Burada hız K2 çarpı enzimin başlangıç konsantrasyonu şeklinde veriliyordu. Bu durumda reaksiyon hızı sadece enzim konsantrasyonuna bağlı olup substrat konsantrasyonundan bağımsızdı. Ancak eğer substratın konsantrasyonu Km'ye nazaran çok küçükse hız doğrusal olarak substratın konsantrasyonuna bağlıdır. Aynı şeyler enzimatik olmayan katalizörler için de geçerlidir ya da buna uygun mekanizma cereyan ediyordu. Bu reaksiyon büyük olasılıkla katalizör ve tepkene göre ikinci derecedir. Yani iki cismin çarpışmasıdır. Konsantrasyonlar hız denkleminde rol almaktadır ve nasıl bir rol aldıkları da kesin değildir. Hızın büyüklüğü kabaca aynıdır. Buradaki temel fikir uygun katalizör kullanmak suretiyle reaksiyon hızını 10-15 kat değiştirmektir. Geçen hafta incelemediğimiz bir sabit ise ki bu da son derece önemli bir sabittir. Geri dönüş sayısıdır. Geri dönüş sayısı ve bu her tür katalizör için çok kullanışlıdır. Ancak enzim katalizörlerinde geri dönüş sayısı K kata eşittir. Bunun birimi sayı bölü saniye veya birim zamandaki hız şeklindedir. Burada tepkenin ürüne dönme sayısı saniyede katalizör başına. Bunu yazalım isterseniz ilk önce. Bu oluşan ürün sayısı saniyede enzim molekülü başına. Evet. Burada elinizde bir tane enzim var. Substrat enzim cebine girip çıkmakta ve bu döngünün sayısı saniyedeki geri dönüş sayısıdır. Eğer substrat konsantrasyonu Michaelis sabitinden çok büyükse yani doygunluk sınırındaysanız bu geri dönüş sayısı substrat konsantrasyonuna bağlı olmaz. Sadece K kata eşittir. İşte bu sebepten K kat önemlidir. Çünkü bu maksimum sürat sayısındaki geri dönüş sayısını gösterir. Çünkü maksimum hız sürat seviyesinde baskın olan işlem ikinci işlem yani ES'nin E artı P'ye gitti reaksiyon olur. Buradaki ilk işlem hız belirleyici basamak olmaz. Çünkü substrat konsantrasyonu çok yüksektir. Birinci basamak son derece hızlı cereyan eder. Saniyede enzim molekülü başına oluşan ürün sayısı ki saniyede oluşan ürün sayısı ürün oluşma hızı olup enzim mol sayısına bölünmelidir.
Bir başka de işte bu enzim sayısına göre normalize edilmelidir. Bu değer saniyede oluşan ürün sayısı bölü enzimin mol sayısı olarak bulunur. Burada bu uzun ifade ile söylediğimiz şey aynıdır. Dolayısıyla ürün oluşma hızı dp bölü dt olup bunu enzim konsantrasyonuna bölersek ki bu E0 maksimum hız sınırında dp bölü dt Kmax hız sabiti olup E0 değeri alınıyorsa bu da eşittir. K kat çarpı E0 bölü E0 olur. E0'lar birbirini götürür ve elimizde sadece K kat kalır. Bu da temel olarak K2'ye eşittir. İşte bu geri dönüş sayısıdır. Geri dönüş sayısı ile ilgili bir sorunuz var mı? Bu değer literatürde katalizör ile ilgili olarak çok karşınıza çıkar. Özellikle enzimlerle ilgili olanlarda. Kusura bakmayın, size bu ders notlarını dağıtmam gerekiyor. Arkanızdakilere de verin. Pekala. Üzerinde konuşmak istediğim en son başlık salınım reaksiyonlarıdır. Bu bayağı ilginç bir konu. Bu sadece kimyaya uygulanmakla da kalmaz, türevsel denklemlerde de çok işimize yarar. Eğer ileride ikinci derece türevsel denklemlerle ilgili konuları okursanız bununla sık sık karşılaşacaksınız. Normal olarak elimizde A'nın B'ye, B'nin de A'ya dönüştüğü bir denge reaksiyonu var. Eğer denge dışı bir durum ile işe başlarsanız, sonunda hızın bu iki hız sabiti ile orantılı olan bir denge durumuna erişirsiniz. K1 ve K-1. B denge değerlerine erişir. Biliyorsunuz A'da elimizde çok fazla A var, A ve biraz da B var. B yumuşak ve monotonik bir şekilde denge değerini alır. Fakat bazen denge durumunun dışındaysanız bunun illaki kimya olması şart değil. Denge dışında olan her şey olabilir. Mesela sizin hareketleriniz denge dışıdır. Borsa denge dışıdır. Nüfus dinamiği denge dışıdır. Hava denge dışıdır. Her neyse, eğer denge dışıysanız bu denge dışındaysanız bu A için denge durumu olsun, bu da B için denge durumu olsun. Yukarı ile aynı oldu. Kusura bakmayın. Denge durumundaysanız bu monotonik bir şekilde yavaşça denge değerine erişmek yerine bu şekilde bir salınım hareketi yapar. B de aynı şeyi yapar. Yukarı çıkar, aşağıya iner, yukarıya çıkar, aşağıya iner. Bir sarkaç gibi. Birçok sistem bu şekilde çalışır. Örneğin kalbimiz bu şekilde çalışan bir sistemdir. Sürekli çarpar ve denge halinde değildir. Denge halinde olmaması gayet iyi bir şey tabii. Dolayısıyla kalp ileri geri salınan sistemlere iyi bir örnektir. Buna birçok örnek verilebilir. Kimyayı ilgilendiren karmaşık işlemlerin çoğu da denge halinde olmayıp dengenin bir tarafı ile diğer tarafı arasında mekik dokur. Bunların önemli bir özelliği vardır. Buna benzer bir kimyasal işlem tasarlamak istiyorsanız o zaman mekanizmada otokataliz denilen bir basamağın olması gerekir. Evet. Bu size geri besleme yapar. Bunu mesela benim mikrofonum burada hoparlörler ise yukarıdadır. Eğer tam hoparlörün yanında durursam mikrofonun hoparlörden gelen sesleri tanır. Bunlar yükseltgenerek geri besleme halinde bana döner. Bu hiç iyi bir şey değildir.
Bu da bir çeşit geri beslemedir. Dolayısıyla reaksiyonun hızlı gitmesi durumunda geri besleme bunu yavaşlatır. Bu geri beslemeyi sağlamanın yolu reaksiyonda hem ürünlerin hem de tepkenlerin bir arada bulunmasıdır. Bu zincir reaksiyonları ile aynı şey değildir. Hatırlarsanız bir ara ürün dengeye uğruyordu. Burada ise gerçek tepken ve gerçek ürün söz konusudur. Dolayısıyla bu otokatalitik bir basamaktır. Şimdi bu basamağın neye benzediğine bakalım. Elimizde böyle bir basamak olduğunu düşünelim. Örneğin elimizde A ve B varsa B'nin konsantrasyonu zamana göre nasıl değişmektedir? Başka bir deyişle basamağın zamana bağlı nedir? Tabii ki artacaktır. Dolayısıyla B'nin zamana göre değişimini bulmamız gerekir. Öyleyse hemen hız denklemlerini yazalım. dA bölü dt eşittir. Buraya bir k sabiti koyalım. Eşittir k çarpı a çarpı b'dir. B ve a önlerindeki katsayılar ile birbirine bağlıdır. B'nin konsantrasyonu eşittir. B'nin başlangıç konsantrasyonu olan B0. Ne zaman bir A yok olursa iki tane B meydana gelmektedir. Dolayısıyla bu artı 2 harcadığınız A miktarı A0 eksi A. A0 başlangıç değeri, A ise geride kalan miktar, aradaki fark ise harcanan miktardır. Ancak ne zaman bir A yok edip 2B oluştururken aynı zamanda bir tane B yok etmektesiniz. Dolayısıyla yok ettiğiniz bu B miktarını çıkarmanız gerektir. Bu da aynı şekilde A0 eksi A'dır. Bu birinci değer A'yı yok etmekte oluşturduğumuz 2B'nin miktarı. Bu son değer ise yok ettiğiniz B'nin miktarıdır. Bu hesapları doğru yapmak zorundasınız. Her şeye dikkat etmek suretiyle. Dolayısıyla B, artık parantezleri kullanmayacağım, eşittir B0 artı A0 eksi A şekline dönüşür. Bunu bu denklemde yerine koyarsak bu değer A çarpı parantez içinde B0 artı A0 artı A şekline dönüşür. Artık elinizde sadece A ile T'yi içeren bir türevsel denklem vardır. B artık söz konusu değildir. Bunu çözmek için kısmi kesirleri ayırmak gerekir. Bunu kısmi kesirleri ayırarak çözülür. Ben burada yapmayacağım. Bunun çözümü o kadar da ilginç değil. Sadece cevabını yazayım. B'nin zamana göre çözümü B eşittir. A0 artı B0 bölü 1 artı A0 bölü B0 çarpı E üssü eksi K parantez içinde A0 artı B0 çarpı T şeklindedir. Burada işin içine zaman birimi de girmektedir. Telefonu genellikle açık tutmam. Hemen kapatayım. Tamam. Zamana bağımlı gösteren terim budur. Burada görüldüğü üzere t sonsuza giderse bu terim sıfır olacağından b eşittir. A0 artı b sıfır olur. Her şey ürünlere dönüşür. Eğer t eşittir sıfır ise bu değer 1'e eşit olur. B de direkt olarak b sıfıra eşit olur. Bu durumla ilgili eğri şuna benzer. Burada B0'dan başlıyoruz. Kısa bir indüksiyon periyodu var. Hemen hemen hiçbir şey değişmiyor.
Bu son derece durgun bir sahadır. Bu aynen yıllarca elini açıp bir şey bekleyen fakir insanlara benzer. Dolayısıyla bu indüksiyon sürecinden sonra durgun hal birden döngü yaparak yukarıya doğru bir artış gösterir. Bu noktanın değeri A0 artı B0'dır. Bu noktadan başlayarak maksimum konsantrasyona doğru çıkar. Bu bir S tipi eğri verir. Bu dönüm noktasıdır. Ve bu kısım ise indüksiyon periyodudur. Evet, bu tipik bir otokatalitik reaksiyon davranışıdır. Pekala, bunu bir işleme uygulayalım. Burada da çift türevsel denklem olacak. Yalnız bu çok kaba bir şekilde uygulanabilir bu örneğe. Bu mekanizma birçok farklı şeyler için kullanılmaktadır. Pekala, elimizde ne var bir bakalım. Elimizde şöyle bir ada var okyanusta. Ada burası. Tabii bu güneşli bir ada. Sarı tebeşir ile güneşi çizelim. Arada sırada yağmur yağıyor. Yağmur için beyaz tebeşir kullanalım. Buradan bulutlar geliyor. Tepkenlerden biri bu işte. Daha sonra yerdeki tohumlar büyüyerek ada üzerinde çimler oluşsun. Adanın çevresinde birkaç tane batmış gemi ve birkaç tane tavşan olsun. İşte tavşanlarımız burada. Burada arkasında bir kuyruğu var. Tavşanlardan nefret ederim. Ufak bir sebze bahçem vardı. Çok ufak bir bahçe ve ona tavşanlar da dandı. Dolayısıyla bahçenin etrafını tellerle çevirerek tavşanın girmesini önledim. Tavşanlar bayağı zeki hayvanlar. Şu anda sebze bahçem bir kaleyi andırıyor. Çepeçevre yeşil bir tel var etrafında. Kalın borular. İğrenç bir şey. Çok güzeller ama çok zararlar. Peki şimdi ne oluyor? Yağmur ve çimi göz önüne alınca bu adanın sadece ve sadece 25 tane tavşana yeteceği ortaya çıkar. Bundan daha fazla tavşan varsa adadaki yiyecek tükenecek ama daha az tavşan varsa problem yok. Ama adanın kaldırma kapasitesi 25 tavşandır. Maalesef tavşanlar bu konudan habersiz. Sadece 25 tavşanın yaşayabileceğinden haberleri yok. Dolayısıyla olan şey birinci yılda 10 tavşan var ve besin durumu harika. Çok miktarda besin vardır. Dolayısıyla tabii ki tavşanlar yavru yapıyorlar, sayıları hızla artıyor ve ikinci yıl sayıları 50'ye artıyor. Besin durumu çok kötü. Burada bir geri besleme meydana geliyor ve tavşanlar ölmeye başlıyorlar. Eskisi kadar üreyemiyorlar ve üçüncü yılda sayıları tekrar 10'a düşüyor. Besin durumu tekrar harika oluyor. Ancak yine bu işin farkında değiller. Yine ürüyorlar, besin durumu rezalet oluyor ve bu döngü böyle devam ediyor. İnsanlar da buna biraz benzer. Her kuşakta bir önceki kuşağın hatıraları yok oluyor ve önceki kuşakların tüm deneyimlerini
yeniden yaşamak zorunda kalıyoruz. Bilim de böyle. O da döngüler içinde. Örneğin 25-30 yıl önceki konular tekrar moda haline geliyor. Herkes tabii bundan çok heyecan duyuyor. Ancak buradaki amaç gelişim sağlamaktır. Çünkü 25 yıl önce terk edilmiş tüm fikirler tekrar moda olunca tüm tecrübeleri yeniden yaşayıp hatalarımızın farkına varıyoruz. Artık teknoloji daha ileride ve daha çok bilgimiz var. Dolayısıyla bir önceki döngüden daha öne gidiyoruz. Bilim tarihine bakıp bu tip döngüleri bulmak bayağı ilginçtir. Pekala, şimdi bir mekanizma yazalım. Bir mekanizma yazalım buraya. Elimizde yağmur artı çim var. Bunun sonucunda daha çok çim ortaya çıkıyor. K1 hızı ile bu otokatalitik bir işlem bir geri besleme sonucunda meydana geliyor. Şimdi elimizde çim artı tavşanlar var. Bunun sonucunda da daha çok tavşan oluşuyor. Bunların başına daha fazla koyalım. Ne kadar fazla olduklarını bilmiyoruz. Bu da otokatalitik bir işlem ve en son basamağımız tavşanlar ölü tavşanlara dönüşüyor. Bunların hız sabitleri K2 ve K3'tür. Bu işlemin sonlanma basamağıdır. Bunu biraz kimya uygulayalım buna. Burada canlı objeler yerine kimyasal moleküller olsun. Dolayısıyla A artı B 2B versin. Bu birinci basamaktır. Daha sonra B artı C ki C tavşanları gösteriyor. 2C yani daha fazla tavşan olsun ve en son olarak da C bir çeşit ürün versin. Bu son derece ünlü bir mekanizmadır. Bunu Duct Voltaire mekanizması adı verilir. Bu aynı zamanda yırtıcı av mekanizması olarak bilinir. Benim örneğimde bir yırtıcı yok tabii, ancak burada tavşanlar ve çim yerine tavşanlar ve tilkileri alabilirsiniz. A çimi, B tavşanları, C'de tilkileri göstersin. Aynı yukarıdaki mekanizmaya benziyor. Birinci basamakta tavşanlar ürüyorlar, tavşanlar arttı. Bu da daha çok tilki üremesine sebep oluyor ve sonunda tilkiler ölüyor. Aynı mantıkla. Pekala, şimdi bunu çözelim. Pekala. Pekala. Burada yağmuru temsil eden A'nın sabit olduğunu varsayalım. Dolayısıyla sürekli yağmur yağıyor. Dolayısıyla burada sıkıntı yok. Benim örneğim burada mantıklı. Dolayısıyla A'nın konsantrasyonu sabit kalıyor. Salınım mekanizması oluşması için tepkenlerden birinin durmadan sisteme yeniden girmesi son derece önemlidir. Çünkü bu sürekli harcanmaktadır. Eğer tüm tepkenler kullanılmışsa işiniz bitti demektir. Kalbimiz örneğinde durmadan yemek yiyerek ona bol enerji sağlıyoruz. Aksi takdirde kalbimiz durur. Şimdi B'nin ve C'nin konsantrasyonunun zamana göre değişimine bakalım. Bunun için kinetik denklemlerimizi yazmamız gerekir. dB bölü dt B birinci basamakta oluşmakta. K1 çarpı A çarpı B ikinci basamakta da yok olmaktadır. Eksi K2 çarpı B çarpı C dC bölü dt C ikinci basamakta oluşmakta. K2 çarpı B çarpı C üçüncü basamakta ise yok olmaktadır. Eksi K3 çarpı C. Hata yok değil mi? Bu problemde kullanacağımız strateji kararlı hal durumunda bulunduğumuzu farz etmektir.
kararlı hal durumundaki çözümü bulacağız. Daha sonra kararlı hal durumundan biraz uzaklaşacağız ve bunun bir salınım oluşturup oluşturmadığına bakacağız. Fakat ilk önce bulmamız gereken şey kararlı hal çözümünün ne olduğudur. 1. Kararlı hali bulun. 2. Kararlı halden uzaklaşın biraz. Eğer bu terimden bir harmonik yanıtın peşindeyiz. Bu aynı denge halinden itibaren titreşen bir yaya benzer. Bunun anlamı bu iki paydayı sıfıra eşitlemektir. Çünkü kararlı halde bir değişim olmaz. Burada A'yı zaten bilerek değiştirmiyoruz. Dolayısıyla buradaki tüm maddeler kararlı hal konsantrasyonunda. Eğer bu ifadeleri sıfıra eşitlersek. Dolayısıyla bu işlemde A yok. C için çözüm yaparsak B'ler birbirlerini götürecekler çünkü B'ye bölünüyorlar. C A'nın fonksiyonu olarak tabii C kararlı hal değerleri K1 bölü K2 çarpı A konsantrasyonu olur. Burada ise bulduğunuz bu C değerini yerine koyup B'yi çözersek B kararlı hale eşittir. K3 bölü K2 olur. Pekala, bundan sonraki basamak denge durumundakinden biraz daha uzaklaşmaktadır. Bu gerçekte kararlı hal durumudur. Denge değil, çünkü sisteme durmadan A ekliyoruz. Sisteme bir girdi yapmamız lazım. Evet, tebeşirim burada. İşte bunun gibi burada bir kararlı hal B konsantrasyonumuz var, bir kararlı hal C konsantrasyonumuz var. Şimdi sisteme bir delta B ya da delta C veya her ikisini birlikte ekleyelim. Bu da delta C olsun. Şimdi şu soruyu soralım kendimize. Sistemimiz buysa nasıl bir yanıt verir? Burada çeşitli seçeneklerimiz var. Sisteme kararlı hal durumun geri dönerek yanıt verebilir. Sistem kararlı hal durumuna geri dönerek yanıt verebilir. Monoton bir şekilde değişim verecek. Herhangi bir sıçrama olmadan. Buna aşırı salınımlı sistem diyebiliriz. Aynı arabamızda olan süspansiyona benzer bir tümsekten geçince araba aşağıya yukarıya sallanmaz. Kontrollü bir şekilde titreşir. Çünkü kararlı hal durumuna geri döner. Veya A ve B değerleri burası olsun. Sistem bu değerlerden uzakta bir hareket yapsın. Bu da sık sık olabilir. Buna elastik olmayan yanıt adı verilir. Aynen petrol için olan arz ve talebe benzer bu. Bir zamanlar varili 10 dolar olan petrol şimdi 100 dolarsa petrol kullanımı artan fiyattan pek etkilenmemiş demektir. Aynı miktar petrolü bugün de kullanırız. Dolayısıyla bu elastik olmayan bir yanıttır. Bizim aradığımız şey bir elastik yanıt veya bir harmonik yanıttır. Sistemi uyarınca sistem kararlı hal durumuna geçmeye çalışır. Ancak geri besleme titreşimde olduğu gibi aşırı sönmüş değilse aşağı yukarı hareket eder. Aynen bir terazi veya çok yüksek tümsekten geçen bir araba gibi. Pekala, bizim istediğimiz şey dB bölü dt'yi
zamana göre çözmek. Şimdi evet. Şimdi yeşil tebeşir kullanalım. Diğer tebeşiri kaybettim çünkü. Dolayısıyla delta B T ve delta C T'yi bulmak istiyoruz. Yani zamana göre fonksiyonlarını bulmak istiyoruz. Bunun anlamı başlangıçta B eşittir B kararlı hal artı delta B ve C eşittir C kararlı hal artı delta C olması. Buna ilgili denklemlerde yerine koyarsak DB bölü DT ve DC bölü DT denklemlerinde dolayısıyla DB bölü DC eşittir B kararlı hal artı delta B DT ki burada direkt olarak D delta B DT çünkü bu değer sabit. Dolayısıyla bu K1 A çarpı B kararlı hal artı delta B eksi K2 çarpı B kararlı hal artı delta B çarpı C kararlı hal artı delta C şekline dönüşür. DC bölü DT için de aynı çözümü yaparsak aradaki işlemler aynı olacak. Eşittir. D delta C bölü DT. Bu çok iyi oldu. Tebeşir için teşekkürler. K2 çarpı B kararlı hal artı delta B çarpı C kararlı hal artı delta C eksi K3 C kararlı hal artı delta C olur. Burada iki türevsel denklem var. Bu türevsel denklemlerde delta B burada, burada ve burada var. Dolayısıyla delta B'nin zamana göre türevi delta C'yi, delta C'nin zamana göre olan türevi de delta B'ye bağlıdır. Bu çiftli bir sistem. Eğer bunu açar, birbirini götüren terimleri götürürseniz elinize çok daha kısa ama en az bunlar kadar zor ifadeler geçer. D delta B bölü DT eşittir. Eksi K3 delta C artı ve delta D delta C bölü DT eşittir. K1 A delta B. Göründüğü gibi bunlar bir çifttir. Çünkü delta B'nin zamana göre türevi delta C'ye, delta C'nin zamana göre türevi de delta B'ye bağlıdır. Görüldüğü gibi aralarında direkt bir ilişki var. Bu tip türevleri çözerken yaptığınız şey bu. Bunları çözmeyeceğim, sadece çözümleri vereceğim. Çünkü bizi ilgilendiren o. Bu tip türevsel denklemlerin çözümünü öğrenmenizi beklemiyoruz. Ama bu çözümleri doğru şekilde kullanmanız gerekli. Pekala. Bunların çözümü harmonik çözüm olup delta B'nin zamana göre fonksiyonu eşittir. Delta B 0 yani uyarı miktarı çarpı kosinüs VT olup V salınımın frekanstır. Eksi bir ön faktör olarak K3 bölü K1'in 1 bölü 2. kuvveti delta C 0 sinüs W T. Delta C de buna çok benzer. Delta C T eşittir. Delta C 0 kosinüs W T eksi K1 A bölü K3. Bunun 1 bölü 2. kuvveti delta B 0 sinüs W T. Salınımın frekansı W eşittir. K1 K2 A'nın karekökü olur. Burada A'nın sabit olması önemlidir. Çünkü burada zamana olan bir bağlılık istemeyiz. W sabit olmalı. Bunu yapınca sistem bu frekansla yukarı aşağı salınmaya başlar ve elde etmek istediğiniz şeyi elde ederiz. Yani buradaki bu davranışı. Pekala, bununla ilgili bir örnek verelim.
Bunu yapmanın en iyi yolu burada bir reaksiyon var. Yazıyorum. Briggs Boader reaksiyonu. Bu reaksiyon bu tip davranışı göstermek için tasarımlanmıştır. Bu epey karmaşık bir reaksiyondur. 10 basamaklı bir mekanizması var. Bunun çözümünü size en son imtihan olarak versem 2 hafta burada olurdunuz. Çünkü epey karmaşıktır. Tabii bunu yapmayacağız. 10 basamak bilinen bu belki de daha fazla muhtemelen bizim bildiğimizden çok daha karmaşık. Ara ürünleri bulmak açısından buradaki temel reaksiyon iyot oksit ki bu şeffaf buradan iyot yani I2 oluşuyor ki bu altın renkli bir çözeltidir. Bu da iyodür oluşturur ki bu da koyu mavidir. Yani I eksi oluşturur. Sonra döngü yeniden başlar. Bu döngü böyle devam eder. Bu 10 basamak içinde ki muhtemelen bu 10 basamaktan da fazla geri beslemeyi sağlayan birkaç tane otokatalitik basamak vardır. Bunun bir filmi var. İşte başlıyoruz. İki çözelti var. Bir de C çözeltisi. Bu üç çözeltiyi karıştırıyoruz. Bize farklı renkleri verecek olan potasyum iyodür. Şimdi altın fazındayız. Karıştırmak önemli. Şimdi koyu mavi renk alıyor. Şimdi de bir bekleme süresi var. Biraz bekliyoruz ve sonra yavaş yavaş berraklaşıyor. İşte berrak oldu. Tekrar altın rengini aldı. Yeniden koyu mavi. İşte salınım reaksiyonu. Bir bekleme periyodu. Ve döngü defalarca tekrarlanıyor. Bunun hazırlanışı kolayca yapılabilir. Eğer laboratuvarınızda gerekli malzemeler varsa bu yapılması çok kolay bir reaksiyondur. Buradaki tek sorun taze hidrojen peroksit kullanmazsanız olmaması. Hidrojen peroksit zamanla bozunur. Bunu yapacaksanız hidrojen peroksiti hemen önce satın alın. Burada sürekli hidrojen peroksit sağlanması durumunda bu salınım reaksiyonu devam eder. Ancak hidrojen peroksit harcandıkça bu yavaş yavaş solanır ve açık mavi bir renk kalır. Aynen bir kalbin durması gibi buna hidrojen peroksit eklerseniz her şey yeniden başlar. Evet, hidrojen peroksit eklerseniz her şey yeniden başlar. Pekala, bir sorunuz var mı? Bu salınım reaksiyonlarından sonsuz sayıda vardır. Her gün yenisi bulunup optimize ediliyor. Soru var mı? Final sınavı ile ilgili bir sorunuz var mı? Ödevlerinize bakamadım ama asistanlar bununla ilgilenecek. Evet, buyurun. Bu reaksiyon hep bu şekilde mi devam eder? Hayır. Çünkü burada yeterli A var. Salınım devam eder ama bir müddet sonra sönmeye başlar. Bekleme süresi her seferinde biraz daha uzar. Burada frekans A'nın konsantrasyonuna bağlı ve azaldıkça reaksiyon yavaşlar ve sonunda durur.
Tamam.